Arkadaşlar hoş geldiniz. 1975 yılında Leningrad'a uçuyoruz. Bugünkü karşılaşmayı kesinlikle çayınız olmadan izlemeyin diyorum. Beyazlar geri Kasparov, Siyalar, Boris Kensler, E4 e 6 Fransız savunmasını göreceğiz bugün. D3 kapalı bir tercih geliyor Kasparov'dan. D5 at D2 Siyalar hemen cebe sürekli merkezeli geçirmeye çalışıyor ve Kasparov G3 oynuyor. At C6'ya fil G2 ve burada G6 tercih geliyor. Normalde G6 annesi yerine siyahların ana varyantı olan at F6 fil E7 ve kısa rok devam görürüz. Sonrasında beyazlar E5 sürmeye çalışıyor. Siyahlar da B5 oynuyor. Buradaki atı da 7ye kaçıyor ve bu şekilde oyuna devam ediyor diyebiliriz. Evet fil G2 G6 oynamış Yani bu çaprazdan ben filmi geliştireceğim diyor Boris. At G3 f fil G7 kısa rok ve at G, 7 Şimdi bu varyanta bir önceki varyanta göre bakın bir önceki varyantta şurada kesip göstermek zorundayım size. Burada bakın normalde dediğim gibi at F6 oynansaydı at F3 fileydi, rock rock buradaki ana fikri göstereyim. Kaleye bir mesela B5. Beyazlar E5 sürecek. At D6'ya bu at F1'e aktaracak. Vezir C7'lere fil F4 oynayacak ve H4 oynayıp bu taraftan saldıracak. Yani E5'teki piyonu sürdükten sonra orayı koruyarak vezir kanadında siyah alanı açtırmadan hızlı bir şekilde şah kanadından yani bu kanattan saldırarak devam edecek. Şimdi oyunumuzda yine benzer fikire gelmek istiyor Feyyazlar ama bakın hemen E5 sürülemiyor. Niye? Siyahlar hem atla hem de fil E5'i komut ediyor ki siyahların zaten G6 fil G7'sinin mantığı bu. Peki bu fikrin kötü yanı ne olabilir? Kötü yanı da şu olabilir sevgili izleyiciler. G6'daki piyon kolay bir saldırı hedefi oluşabilir. İlerleyen zamanlar beyaz araç 4 sürdüğü zaman sonra H5 sürecek. Çok daha rahat bir şekilde buradaki h açılabilir. Böyle bir kötü yanı olabilir. At E7 kale E1. Kısa rok. Vezir E2. Ve B5. Fırsatını bulan siyahlar hemen B5 ile vezir kanından konumu açmalı beklemek istemiyor. Ve bu da Kasparov'dan açılışın ana fikri olan E5 sürüşü geliyor. Böylece artık buradaki merkezi kapatan Kasparov tamamıyla ben şarkını saldırıyorum ve kanını mat etmek istiyorum diyor. Şimdi E5'e siyahlar A5 oynamış. Burada A5 yerine mutlaka incelemeniz gereken bir hamle var. O da F6 sürüşü. Bakın bu önemli bir hamle. Niye? Çünkü E5 ile birlikte merkezi kapatan beyazlara karşı merkezi açabiliyoruz. Mesela E F6, fil F6. Burada şöyle bir ilginçlik var. Normalde bakın her tarafı bakın siyah kontrol ediyor. Hatta size soracağım. Sizce bu konuda hangi renkle oynamak isterseniz lütfen yorum kısmını şu an yazın. Burada normalde her tarafı siyah kontrol ediyor olsa da açılıştaki en ince hamleyi size göstermek istiyorum. Burada Beyaz'ın C4 çift ünlemi var. Bakın bu hamle konumun dengesini tamamıyla parçalayan bir hamle. Çünkü C4 hamlesiyle birlikte bu üç piyon arasındaki bağlantı koparılmak isteniyor. Bakın D3 zayıf kalmıyor. Birazdan göreceğiz. Mesela B4 oynayıp burayı ellememeye çalışsın. At B3 ve buradaki piyon düşüyor. Buradaki piyon düşmemesi için vezir B6 ile C5'i korumaya çalışırsanız buna da flash altı var. Şimdi ne yapacaksınız? Mesela fil g7 oynayalım. Fil g7, şah g7, bakın c alır d5, e alır d5 ve en son kale c1 var. Yani 5-6 hamle sonrasında c 5 bir piyonun düştüğünü görüyoruz. Çoğu insan hatta yani bu fikri çoğu kişinin bilmediğine eminim yani. Hani derler ya yemin edebilirim ama kanıtlayamam ben de aynı şekilde. Şimdi c4'ü eğer d alır c4 alınırsa, d alır c4 alıyor beyazlar ve bakın buradaki filonun tamamıyla açıldı. Şimdi B4 oynayıp burayı kapamaya çalışabiliriz. Hani e, burayı kapatalım ki beyaz C5 almasın. Bunlara da yine at B3 C5'e saldırı. Vezir B6 oynandığı zaman da file 3 yine C5'teki piyon düşüyor. At D4'ler falan kurtarmıyor. Bu sebeplerle bu C5 piyonun sabitlenip sonrası at B3 buraya saldırı fikrini unutmayın. Şimdi burada F6 oynamaması nedeninden bahsettik. Siyah A5 ile hemen vezir kadını saldırısına geçiyor. Beyazlar at F1 oynuyor. Şah kadından atağa kalkmak istiyor. Fil e6 Kasparov durur mu? Durmuyor tabii ki. h 4 Ben geliyorum diyor. Siyalar B4 oynuyor. Buradaki piyonu bir şekilde sürmeye çalışıyor. Kasparov at 1 h2. F1'deki atını oyuna dahil etmek istiyor. H6. H6 hamlesi fil g5'leri kesmek için yapılmış. Buna fil f4 tabii ki bence at g4 hamlesi de incelenmesi gerekiyordu. H6'ya saldıran önemli bir fikir bence. Bu e, at g ama bunlara A5 oynanacaktı. H6'yı koruyarak devam edecekti siyahlar. Bunu herhalde istemedik Kasparov. At 2 önce H6 oynandı. Şimdi fil F4. E5'i korudu. Şu an ile hem bir gelişim hamlesi hem de veziri arkaya aktardıktan sonra belki de H6 karesine vezir ve fille saldırmak istiyor Kasparov. Şah 7 zayıf olan H6 karesi bir tane tutuluyor. Ve şimdi Kasparov'dan yine Gülak Klaspiyam ne? f 3. Bakın Filler tamamıyla şu an önemli kaleleri kontrol ediyor. F5'e gelen atı duruma göre Kasparov istediği zaman vurabilir. Siyahın hala Vesirikan'dan ve merkezden bir atak gerçekleştiremediğini görüyoruz. Bu sebeple Siyahlar burada C4 oynamış. Artık konumu açmam gerekiyor diyor. Şah G2 ve at F5. Burada biraz durmakta fayda var. Size sormak istiyorum. İlk sorumu soruyorum. 17. emrede bu konumda beyazlarla ne oynardınız? Videoyu şu an beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Ve aşağıya lütfen tahmininizi yazın. Arkadaşlar Kasparov burada atın olduğu yerde mat olmaz prensibinden yararlanmak adına Fieler F5 alıyor. Buradaki atıl tabii ki bu prensip gereği değil de başka bir fikri var. Şimdi G5, F5, F5 yazdıysanız kabul etmiyorum kesinlikle doğru olarak. Bu hamleyi de biliyor olmanız lazım, görmüş olmanız lazım. Burada Kasparov'un müthiş hamlesi G4 ünlem hızlı bir şekilde... Şah kadını parçalamak istiyor beyazlar. Failur G4. At çarpı G4. Ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane taş şu an şah kadında saldırıya hazır bir şekilde bekliyor. Tabi bunu gören Boris Kansler hemen atayı de oynuyor. Fikir e yatımı aldın ama ben bu kareyi tekrar atottururum. Ve burada Kasparov da mükemmel bir hamle geliyor. Herkes bir kere daha videoyu durdursun. 20. Zim, hamledeyiz. Sizce beyazlar bu konumda ne oynamış olabilir? Evet çayınız bittiyse tazeleyin çünkü maç yeni başlıyor. Kasparov burada fil G5 oynuyor. Kesinlikle atı savunmaya gelmene izin vermeyeceğim diyor. Gerekirse fili feda ederim diyor. Bakın burada herhangi bir bekleme hamlesi yapalım. Siyah F5 oynadıktan sonra F5'teki at o kadar kuvvetli bir noktada ki hem H6'yı kontrol ediyor buradaki at bakın. Hem buradaki H6 karesini kontrol ediyor. Hem G7'yi kontrol ediyor. Hem H4'e saldırıyor. Çok ya, ciddi güzel bir karede olduğu için e, beyazın atan durduracaktım. Bunu engellemek için Kasparov Fg5 oynadı. Artık bakın at F5 oynanamıyor. Çünkü arkada vezir açmaz da. Peki diyor burada Kenster H alır G5 alıyor. Feda ettim madem alayım diyor. Kasparov burada normalde atlayarak devam edebilir at G5 ama şah G8'den sonra bir fikir kalmıyor. Vezir H5'e aktarılamadığı için bir problem var. Mesela at 3 oynayalım. Fikrimiz Vezir H5 gelip H7'den mat etme fikri olsun. Bunu at G6 oynuyor. Çok klas bir hamle. Vezir H5 önerseniz at F4. İyi akşamlar Kasparov çekecek siyahlar çok önemli bir çatal var burada görmüş olduğunuz gibi. Bunu yememek adına Kasparov acele etmiyor ve burada haşla alıyor. Oyunun başında hatırlarsanız bir ipucu vermişim. Demiştim ki G6 oynandığı zaman bu haş piyonu geliyor ve bazı konularda haş hattı açılıyor ve tehlike yaratılıyor demiştim. Şu an Kasparov bir taş feda etti ama haş hattını atmaya başardı. Şimdi siyah kanal 8 oynamış. Hemen aklınıza gelen soru tabii ki niye şu an a 5 oynayamıyor. Şimdi a 5 oynarsak kale bir şah var. Şimdi artık kale A8'e gelmediği için bu şah gidecek G8'e. Ve bu şah köşeye sıkışmış vaziyette kalacak. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen at F6 şah var. Şu an mat konum oluştu. Matı engelleme kadar fille almak zorundasınız. Fille aldığınız zaman da GF6 ve artık 5000 tane <laughs> tek tek saymadım ama en az 5000 tane burada mat fikri var. Bakın vezirin D2'ye gelip sonrasında g e gelmesi ve bu engellenemiyor. Özellikle F6'daki piyon sayesinde. Şimdi bu sebeplerle Siyahlar önce bir tane kale H8 oynamış. Burada Kasparov yine çok güzel bir hamle oynuyor. At F6 Şah. Şah G8'e kaçmasın diye. Şimdi Şah G6 geliyor Siyahlar. Tabi Fil F6'ya da bakalım isterseniz. Fil F6 biraz önce söylediğim varyantın benzeri. Önce kale h 1 Şah. Şah herhangi bir yere gittiği zaman G F6. At G6 gibi bir hamle yapıldığı zaman. Burada kale H8. Atılır A8'e bir tane kale H1. Fikir de şu. Siyah şah F8'den kaçmak isterse kale çarpı h 8 alıp mat edecek. At G6'ya kaçtığı zaman da Vezir 3 Herkesi iyi akşamlar. Çünkü Vezir H6 fikri var. Şah f 8de kaçmaya çalışın. Burada çok 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 güzel bir hamle var. Buradaki attan kurtulma fikriyle at 4 ünlem. At alır H4. Kale alır H4 ve kale 8 mat olacak ya da Vezir kazanılacak. Burada ataş h şah E8 oynayıp Atı almazsanız da fark eden bir şey yok. At alır G6. F alır G6. Yine kale 8 ve vezir düşüyor. Evet bu sebeplerle bakın burada G f sonra konumun nasıl sıkıntıya girdiğini anlamış olduk. Şimdi at F6'yı bu yüzden fil F6 almıyor siyalar. Şah G6 çıkıyor. Ben diyor burada uğraşacağım aşağıma merkeze doğru gelirim diyor. Peki diyor Kasparov kale h oynuyor. At F5. F5 e ata durdum artık. Mat olmam diyor siyalar ama hayat o kadar kolay mı? Kasparov bir tane h 8 alıyor önce. Şimdi filadır H8. Vezir alınsaydı da kale H1 oynayacaktı bu arada. Burada çok güzel bir hamle imza atılıyor. Size soracağım. Üçüncü sorumuzdayız. 25. hamle Kasparov bu konuda ne oynamış olabilir? Arkadaşlar diyor ki Kasparov f 6 yatım süsü olsun diye beklemiyor. E2'deki vezirle birlikte bakın E2'deki vezirle birlikte f 6daki atımız iş yapacak. Dolayısıyla özellikle bakın H5 karesine beraber çalışmak istiyor bu iki taş. H5 karesini kontrol edilmeye kadar hatta 4 geliyorum diyor. Feda yapıyor. At alır da 4 alırsanız ki oyunda at alır da 4 alınmış. Hemen vezir h5 şah var. Şimdi şah nereye gidecek? G7 karesine giderse vezir h6 mat oluyor bir hamlede. Olmadığı için şah f5 gitmek zorundasınız. Buna da G6 şah çekiyor Kasparov. Bir şah daha. Şah F4 gelinmek zorunda. Başka hamle yok. Buna satranç tahtasındaki en sevdiğim hamle fikri geliyor. Bir kere daha durduğum videoyu diyorum size. Sizce beyaz burada ne oynamış olabilir? Bakın sevgili dostlar. Burada Şah çekmeye devam ederseniz vezir h 4le ş sonra kaybediyorsunuz. Satrançtaki en önemli şey insana sabrı öğretmesi. Acele davranmayacaksınız. Bakın bu şah artık kaçtı. d 6ya gidecek. Oradan C5'e gidecek. Hiçbir problem yok. F6 karesinde görmüş olduğunuz gibi bakın hem, fil, hem de vezir saldırıyor. Şah da saldırıyor. Artık bir mat fikri kalmayacak. Dolayısıyla ş 5 kaçtığını gören Kasparov bu kadar atak bir konum olmasına rağmen bu kadar bilinçaltı şah çek şah çek şah çek diye bağırmasına rağmen önce kaleye bir ünlem oynuyor. Hiçbir yere kaçamazsın diyor Siyah şaha. Şimdi siyahlar ne yapacak? Gariban siyahlar. Burada mesela at f5 gibi bir hamlele beklenemiyor. Vezir g4 her şeye mat var. Vezir g4 matı kesmek için siyahlar fili f6 almış. Böylece g4 karesini artık bir kontrol etmiyor. Şimdi Kasparov e alır f6 alırsa, vezir alır f6. Her ne kadar şah burada çıplak gibi gözükse de aslında siyahlar kesinlikle mata engelliyor. Herhangi bir yerden şah yok. Bir de kaçıktan şah çekebilirsiniz buna da. Şah f5 ve mat fikirleri yok oluyor. Kaspro burada yine çok klas bir hamleyim zaten. Bir kere daha videoyu durdurun diyorum. Arkadaşlar Kaspro burada F3 oynuyor. İnanılmaz baş. Gerçekten kalevi hamlesi beni benden aldı. At D4 fedası ve bu F3 hamlesi çok 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 şık bir hamle. Oyun alanında kale ve vezir olmasına rağmen bir kere daha Satranç diyeyim en sevdiği taş nedir? Piyondur. Bir kere daha piyonun yardımıyla birlikte şu an siyah hamle yapıyor diyor. Şimdi bakın atılır F3 alınmış oyunda. Fiyalar E5 alınsaydı vezir E5 mat vardı. Olmuyor. Şu an vezir g 4 de mat tehdidi olduğu için mecburen G4 karesini koruyan piyondan kurtulmak adına siyah atılır F3 almış. Atılır F3'ü vezir F3 şah çekiyor Kasparov. Şah G5 oynanmış. Bakın şu an iki fil geri Kasparov. Vezir G3 bir şah daha çekiyor. Şah 5 ve o güzel hamle geliyor sevgili dostlar. E alır F6. Şimdi kalaş bir mata çare yok. Bu sebeple Boris Kensler bu konumda terk ediyor. Gerçekten inanılmaz bir karşılaşmaydı. Videoyu ben tıklamayı unutmayın. Analizsiz izlemek isteyenler için de hızlı bir şekilde maçın tüm hamlelerini gösteriyorum. Bu tarz bir istek gelmişti. Umarım keyif almışsınızdır. Tüm fikirlerden bahsetmeye çalıştım. Kasparov'un uzun zamandır bir maçında analiz etmiyorduk. Bu maçla birlikte gözümüzün de pası silinmiş oldu. Figebeş çok şık bir anmeydi. Bakın hızlı zonatıyorum da görmüş olun diye. Hatta 4 de çok çıktı. G6. Kaleye bir inanılmaz iyiydi. F3. Rezir F3. Rezir G3. Ve en son gayet şık bir mat. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.